1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Kanal 58 ekranlarından mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda en sık görünen kanser türlerinden bahsedeceğiz. Ve uzman doktor Züleyha Kadehçi, radyasyon onkoloji uzmanımız bizlerle birlikteler. Tabii artık pandemi sürecini yavaş yavaş atlatırken artık eski yaşam standartlarımıza yavaş yavaş geçiş yapıyoruz. Tabii bu süreçte kanser hastalarımız tedavilerini devam ettirdiler. Tabii Allah
korusun, yeni kanser olacak olmuş olan hastalarımızın da yine tedavi süreçleri devam etti. Peki bu süreci Züleyha Hocam nasıl değerlendirecek, nasıl anlatacak? Ve tabii en sık görülen kanser türlerinden bahsedeceğiz dedik. En sık görülen kanser türleri nelerdir hocam? Sık görülen kanser türleri erkeklerde akciğer kanseri, evet. Kadınlarda meme kanseri. Akciğer kanserinin erkeklerde en sık görülmesinin sebebi sigara kullanımıyla bağlantılı. Evet. Ne kadar çok sigara kullanılıyorsa akciğer kanser görülme riski de o kadar yüksektir. Akciğer kanseri görülen hastaların %85'i direkt sigara içen hasta grubu, içici grubundan oluşuyor. %15'lik bir grupta çok erken zamanda teşhis ediliyor. Ameliyat öncesi çekilen akciğer grafileriyle, işte ameliyat öncesi farklı bir sebepten dolayı, ameliyat öncesi yapılan check-up'lar sırasında teşhis ediliyor. Bu çok küçük bir rakam tabii ki. Erken evre akciğer kanserinin görülme olasılığı çok düşük. Daha sonra akciğer kanseri aslında belirtileri uzun süren işte öksürük, uzun süren nefes darlıkları ve sık sık görülen enfeksiyonlar, ateşlenmeler, sırt ağrıları, bunlar akciğer kanserinin belirtileri. Evet. Ses kısıklığı. Ama sigaraya bağlandığı için kişiler tarafından yani özellikle erken teşhis biraz belirtilerinden bahsettiniz ya hocam işte. Evet. Bu sigaranın aslında kullanım belirtilerinden de birisi olarak değerlendirilebilir. Aynen. O yüzden de erken teşhiste geç kalınabilir. Aynen. Çünkü o sigara kullanıcıları ben nasıl olsa öksürüyorum, evet, diye, ben nasıl olsa nefes darlığı çekiyorum, bu sigaraya bağlı. Sigaradan diye, kaynaklı. Önemsememekten dolayı akciğer kanserini geciktiriyorlar. Yapılanması çok geç evrelerde olmaktadır. Onun için mümkün olduğunca eğer sigara içicisi ise mutlaka en azından yılda bir defa akciğer grafisi çektirmemiz gerekmektedir. Özellikle aile öykümüz varsa, ailemizde akciğer kanseri görülmüşse daha check-up'larına dikkat etmesi gerekmektedir. Bir de kadınlardakini size şöyle aktarabilirim. Kadınlarda önceki yıllarda sigara içicilik oranı düşük olduğu için akciğer kanseri görülme oranı çok düşüktü. Evet. Kadınlardaki sigara içiciliği arttıkça akciğer kanseri görülme olasılığı da maalesef orantılı olarak artmıştır. Ve akciğer kanseri görülme oranı çok daha yükseklere çıkmıştır. Sıklığı çok daha yükseklere, evet, çıkmıştır. Bunun için de kadınlara özellikle altını çizerek söylüyorum. Bu erkeklerde çok görülür, kadınlarda görülmez değil. Sigara içiciliği ne kadar yükselirse o kadar fazla kadınlarda da akciğer kanser görülme olasılığı o kadar yükselmektedir diyebiliriz. Yani hocam kadınlarda sıklıkla görülen kanser türlerinden birisi göğüs kanseriydi, rahim kanseriydi ama şimdi onun yerine akciğer kanser aldı. Onun da sebebi sigara tüketiminin kadınlarda da çok fazla olması. Kadınlarda, aynen. Kadınlarda da sigara içme oranı ne kadar yükseldikçe akciğer kanser görülme oranı o kadar yükselmektedir. Bir kişi eğer 10 yıl boyunca günde bir paket sigara içiyorsa mutlaka akciğer kanseri yönünden kendisini check-up'lara dahil etmesi gerekmektedir. Yine belirti olarak parmaklarında çomaklaşma dediğimiz yumuşak dokunun büyümesi ve ağrısız yumuşak dokuların büyümesi parmak uçlarında göründüğü zaman bu akciğerin oksijenlenme kapasitesinin düştüğünü gösteriyor ve bize akciğer kanseri belirtisidir diyebiliriz. Yine ses kısıklığı göründüğünde 2 haftadan daha uzun süren ard arda öksürükler görüldüğü zaman, işte nefes darlığı görüldüğü zaman mutlaka
akciğer kanseri yönünden tetkik edilmesi gereken bir gruptur diyebiliriz. Tabii hocam, programımızın başında açılış yaparken işte Allah korusun diye başladık. Çünkü kanser kulağa hoş gelmeyen bir terim. Evet, evet. Ama şu var ki korkulacak bir hastalık olmadığını, erken teşhisle de kanserin kurtulabilecek, hayat kurtarılacak günün olduğunu da biliyoruz. Kesinlikle. Ne kadar erken evrede yakalarsak, evet, tedavideki seçeneklerimiz o kadar fazla olur ve tedavi başarımız o kadar yükselir diyebiliriz. Akciğer kanserinin tedavisi cerrahidir. Yani tümörün tamamen, evet, ortadan kaldırılması, çıkarılması. İkinci tedavi kemoterapidir. Kemoterapi damardan veya ağızdan hastaya ilaç verilmesidir. Yine radyoterapi de olmazsa olmaz üçüncü seçenektir. Ve bu kanser hastalığının, özellikle akciğer kanserinin her evresinde yeri olan bir tedavi yöntemidir diyebiliriz. Radyoterapinin yeri mutlaka kanserin her evresinde vardır. Kanser tedavisinde kullanılan radyoterapide nasıl bir yol izliyoruz? Evet. Öncelikle görüntülemelerle, işte hastanın çekilen PET-CT görüntülemeleri olabilir, akciğer tomografileri olabilir, MR görüntülemeleriyle teşhis edilen kanser ve patolojisinde mutlaka, hani kanser teşhisi konduktan sonra hastaya radyoterapi uygulanır. Radyoterapi ne demektir? Radyoterapi seanslar halinde uygulanır ve hafta içi her gün hastaya tedavi verilir. Sanki bir fizik tedavi gibi düşünebilirsiniz. Haftanın her günü hasta gelip seanslı tedavisini alıyor mu hocam? Radyoterapisini hafta alıyor mu? Hafta içi her gün gelip alıyor. Hafta sonları radyoterapi tedavisi yoktur. Evet. Bu uluslararası standart bir tedavi. Yani haftanın 5 günü radyoterapi alınır. Hafta sonları, yani belli süre ara verilmesi de tedavi sırasında hastalıklı hücreleri öldürmek için makineleri kullanırken, aynı zamanda az da olsa teknolojinin gelişmesiyle birlikte ne kadar az da olsa sağlıklı hücrelerimiz de zarar gördüğü için, o hafta sonundaki sürede bu sağlıklı organlarımız, radyoterapiye maruz kalan sağlıklı organlarımız kendilerini iyileştirir ve dinlendirmeyalar diyelim. Dinlendirmeye alınır. Ama tabii bu süreyi çok uzun tutmamamız gerekir. Evet. Yine seanslarımızı ara vermeden mutlaka devam ettirmemiz gerekir. Bu radyoterapi tedavisi de tümörün yerleşimine, tümörün büyüklüğüne göre 30 güne kadar da çıkabilir, 10 gün de olabilir, 20 gün de olabilir. Yine çok küçük tümörlerde stereotaktik radyoterapi dediğimiz nokta atış tedavileriyle bazen bir seans, bazen 3 seansta da tümörü öldürmeye yönelik tedavi teknikleri kullanmaktayız diyebilirim. Peki akciğer kanserlerinde görülen her tümör kanser tümörü müdür hocam? Akciğerdeki görülen her kitle kötü huylu kanserdir asla diyemeyiz. Evet. Çünkü içerisinde enfeksiyon da olabilir, tüberkülozla da karışabilir, endokrin hastalıklar da olabilir, romatizmal hastalıkların akciğerde görülen belirtileri de olabilir, yine enfeksiyon da olabilir, yine kronik iyileşmiş bir enfeksiyonun nedve dokusu dediğimiz kronik kalıntılar da olabilir. Her gördüğümüz kitle asla tümör değildir. Onun mutlaka görüntülenmesi, oradan mutlaka bir biyopsinin alınması ve patolojide orada tümördür diye teşhis edilmesi gerekir. O yüzden her kitleden korkmamamız gerekir. Ama korkmamak için de üstüne gidip mutlaka bütün görüntülemeleri, bütün teşhis yöntemlerini kullanıp onu açıklığa kavuşturmamız gerekir diyebilirim. En önemlisi burada sigara kullanımı dediniz hocam, akciğer kanserinde. Peki sigara kullanmayan kişilerde de görülebilir mi? Sigara kullanmayan kişilerde de akciğer kanseri görülür. Sigara kullanmaktan bağımsız olan görülen %15, %20'lik bir grup vardır. Burada akciğer kanserinin adenokarsinom dediğimiz bir türü vardır ve bu akıllı ilaca, kemoterapide kullanılan akıllı ilaca duyarlı bir tümör tipidir. O yüzden bunun da tabii
immün histokimyasal incelemeleri, patolojik incelemeleri sonucunda akıllı ilaca uygun olup olmadığına karar verilir. Ve eğer uygun olursa onunla ilgili tedavisi başlanmaktadır. Ama %85 gibi bir grup sigaraya bağımlıdır. Evet. %15 grup sigaradan bağımsız. Yine kimyasallara maruziyet, işte alüminyuma maruziyet, işte asbestle asbestle şey olması, kişinin hep böyle tinerle olması. Ya da böyle alkolle yanıcı, uçucu kimyasallarla uğraşması biraz da etkiliyor kişilerin. Kimyasallarla çok fazla uğraşılması, evet, sağlıklı akciğer dokusunun zedeleyebilir ve onun da tümör oluşumunu arttırabilir. Yine genetik etkenler de önemlidir. Az miktarda da olmuş olsa genetik yatkınlık da akciğer kanserinin gelişmesinde önemlidir diyebiliriz. Genetik dediniz. Peki genetik faktörler içerisinde aile öyküsü çok önemli dediniz. Aile öyküsünde ailesinden birinin akciğer kanseri olması ya da meme kanseri olması ya da rahim kanseri olması, işte anneannesi, halası, teyzesi diyelim kişinin. Peki o kişi kendisine potansiyel bir kanser riskiyle karşı karşıya gelir diyebilir miyiz? Böyle konuşmak çok ürkütücü gelir aslında. Evet. Çok o şekilde yaklaşmamamız gerekir. Çünkü risk başkadır. Oluşma riski vardır. Matematiksel oluşma riski vardır. Ama bu potansiyel oluşma riskinin o kişide görülme oranı farklıdır. Evet. Öyle bir risk oluşturması farklıdır. Bununla yaşamak insanı çok fazla endişelendirir. Evet. Ama doktor gözetiminde olmak gerekir. Gerekli kontrolleri, gerekli check-up'ları, zamanlamalarına dikkat ederek gerekli check-up'ları yaptırıp çok fazla endişeye kapılmamak gerekir. Sadece aklımızda olacak ve bununla ilgili kanser oluşumla ilgili risk faktörleri nelerse, o kimyasallar olsun, zararlı maddeler olsun, onlardan uzak tutmaya çalışacağız kendimizi. Beslenme de çok önemli. Evet. Sağlıklı beslenme de çok önemli. Bunlara da dikkat edip ondan sonra hayatımıza devam etmekte fayda var. Yani çok fazla endişe, çok fazla stres de hastalık oluşumunu arttırmaktadır. O yüzden çok fazla stres yapmak çok doğru bir davranış değil. Yapılan çalışmalarda, bazı hayvan çalışmalarında, evet, fareler üzerine bir deney yapılmıştır. İki tür fare var. İkisine de kanser hücresi enjekte edilmiş. Bu farelerden bir tanesi gürültülü bir ortamda bekletilmiş. Diğeri gürültülü değil, sakin bir ortamda bekletilmiş. Gürültülü ortamda bekletilen farede ki enjekte edilen tümörün çok daha hızlı büyüdüğü görülmüştür. Bu da bize stres faktörünün, dış etkenlerin tümörün oluşumunu hızlandırdığı ile ilgili ipucu vermektedir. Onun için stresten uzak durmamız, endişeden, panik olmaktan uzak durmamız gerekir. Yapmamız gerekeni yaparız. Ve ruh sağlığımızı dikkat etmemiz gerekir. Yani beden sağlığımız da önemli ama ruh sağlığımıza da dikkat etmemiz gerekir. Onu mutlaka altını çizmek istiyorum. Evet hocam, tabii pandemi sürecinden geçiyoruz. Artık normal hayatımıza dönüş yapıyoruz. Evet. Tabii şöyle 2 yıllık bir süreci değerlendirecek olursak, yani 1,5-2 yıllık süreci. Tabii bu süreçte kanser hastalarımız da stresten uzak durdular. Tedavileri devam etti. Tedavilerini aralık vermeden devam ettirdiniz. Belki bu süreçte tekrar kanser riskiyle karşı karşıya gelen hastalarınız oldu. Bu süreci de bir değerlendirip, siz dediniz ya hani stresten uzak olmalılar diye, evet, hastalarımız. Şimdi son 2 yıl kadar oldu. Evet. Yani hatta 2 yıl biraz daha geçtik diyebilirim. Bu süreç, pandemi süreci çok herkesi çok endişelendiren, hepimizi çok endişelendiren, çok fazla kaosa sokan, önümüzü görememek, ne olacağını bilememek, evet, yakınlarımızı kaybetme korkusu, hastalığa yenik düşme korkusu, hastalığı başkalarına bulaştırmakla ilgili endişelerimiz, bütün psikolojilerimiz alt üst oldu. Evet. Bütün sağlıklı insanlarda. Hepimiz için geçerli. Bu kanser hastalarında, kanser tedavisi gören hastalarda da endişeler çok daha fazla, evet, arttı. Ve bizim kendi kurumumuzda
kanser tedavisiyle ilgili radyoterapi görmesi gereken hastalarımız hiçbir şekilde bir gün bile tedavilerini aksatmadan bizler yeterli hijyen kurallarına dikkat ederek hastalarda yapılması gereken tedavileri sonuna kadar yaptık. Büyük bir titizlikle yaptık. Ve kanser hastalarımızın giriş çıkışları da farklıydı. Tabii ki onların giriş çıkışları normal acil girişinden değil, farklı kapıdan evet. alındı. Ondan sonra onlarla ilgili gerekli olan bütün tedbirler alındı. Bu süreci gerçekten çok rahat atlattık. Teşhis konup tedavi gören hastalarda durum bu. Ama evde olup da endişelenerek, korkarak şikayetleri olsa bile hastaneye gelemeyenler vardı. Maalesef var. Teşhis koymak için hastanelere gidemeyen kişiler vardır. Bunları bundan sonraki süreçte göreceğiz aslında. Ben şunu mutlaka altını çizerek iletmek istiyorum. Eğer küçük bir şikayetimiz bile olsa, evet. kanseri düşündürecek küçük bir şikayetimiz bile olsa mutlaka teşhis konması için doktora başvurmalarını mutlaka öneriyorum. Bu çok önemli bir adımdır kişiler için. Eve kapanmak, psikolojilerini darmadağın etmektense eğer bir hastalık riski varsa, erken teşhis edilebilecek durumda bir hastalığı varsa mutlaka hastaneye gitmelerini öneririm. Ki bundan sonraki süreçte biz zaten elimizden geldiğince titizlikle davranıyoruz. Titizlikle tedavilerini sürdürüyoruz. Gelen hastalarımızın arasında COVID teşhisi konan hastalarımız da oldu. Yani bize gelip onkoloji hastalığı, işte kanser teşhisi konmuş ama COVID enfeksiyonu durumu olan hastalarımız da oldu. Onları da titizlikle önceliklerine göre eğer hastanın önceliği COVID ise öncelikle onu tedavisini yaptırıp, hızlı bir şekilde yaptırıp kanser tedavisine geçtik. İşte yine onların en az hasarla zarar görmeden süreci geçirmeleri için elimizden geleni yaptık. Ve hiçbir şekilde bütün hastalarımızın arasında da COVID nedeniyle hepsi çok güzel atlattılar. Ama bu ilk bir seneyi söylüyorum. Evet. İlk zamanlardaki çok karamboldeydi. Bundan sonra ben şunu söylüyorum. Sağlık Bakanlığı tarafından eğer o kişinin aşıyla ilgili sırası gelmişse mutlaka aşılanmalarını öneriyorum. Evet. Bu mutlaka onlar için çok önemli, koruma amaçlı önemli. Çünkü kanser hastaları kendilerini çok fazla izole ediyorlar. Çevrelerinden, işte yakınlarından çok fazla izole edip enfeksiyondan tamamen uzak kalıyorlar. Aşı dediğimiz bununla yani COVID aşısı, bununla ilgili aşı hastalıkla tanışmasını sağlıyor ve hastalığa karşı direnç göstermesini sağlıyor. Onun için de mutlaka sırası geldiyse, mutlaka önerildiyse, aşı yapılması önerildiyse mutlaka aşı yapmalarını öneriyoruz. Bu önemli ve kanser tedavilerini de aksatmadan devam etmelerini öneriyoruz diyebilirim. Peki Züleyha Hocam, immün sisteminin güçlü olması kanser hastaları için ya da bizler için ne kadar önemli? Kanser hastaları için immün sistemin güçlü olması çok önemli. Evet. Bizler için de çok önemli. İmmün sistemimizi güçlendirmek için yine stresten uzak durmamız gerekiyor. Beslenmemize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Elimizden geldiğince hastalıktan korunmak için, her türlü hastalıktan, kanser hastalığı da, enfeksiyon hastalıkları da bundan korunmak için gerekli hijyen koşullarını yerine getirmemiz gerekir. Ve yapmamız gerekeni yapmamız lazımdır, bunu söyleyebilirim. Ve immün sistemimizi güçlendirmek için gerekli takviyeler alınması gerekiyorsa doktor gözetiminde, uzmanlar gözetiminde bunları da almasını öneririm diyebilirim. Peki kanser hastalarının beslenmelerine dikkat etmesi gerekir mi hocam? Kesinlikle. Kanser hastalarının beslenmesi çok önemli. Özellikle eğer böbrekle ilgili herhangi bir sıkıntısı yoksa
sıvı tüketimini arttırmaları gerekir. Bol sıvı tüketmelerini öneriyoruz. Peki burada sıvı derken hocam suyu mu öneriyorsunuz? Özellikle su. Su çok önemli. Öncelikle suyu tüketmelerini mutlaka öneriyoruz. Bu bir. Çünkü bazı hastalarımıza çok özür diliyorum hocam. Şöyle bir düşünce var. Ya ben zaten sıvı tüketiyorum. Su tüketmeme ne gerek var? Sıvı derken bunun içerisinde işte soda, ayran, çay, kahve, belki asitli içecekler olabilir, belki alkollü içecekler olabilir. Onları da sıvı kategorisine ekleyebilir miyiz ya da sadece suyun öneminden de izleyenlerimize bahsedebilir miyiz? Özellikle başlangıçta su bizim için çok önemli bir şeydir. Özellikle su tüketimi bizim için önemli. Böbrekle ilgili herhangi bir rahatsızlığı yoksa protein ağırlıklı beslenmelerini istiyoruz. Nişastalı, şekerli gıdalardan uzak durmalarını, minimum tüketmelerini istiyoruz. Yine meyve, sebze tüketimi çok önemli. Meyve, sebzeyi bol tüketmelerini istiyoruz. Şekerli ürünlerden uzak durmalarını istiyoruz. Bol bol spor yapmalarını istiyoruz. Spor noradrenalini artırır. Adrenalini azaltır. Noradrenalin stresi çok fazla düşürür. Adrenalin de stresi arttırdığı için ne kadar açık havada yürüyüş yaparsak ve spor yaparsak, pasif egzersiz dediğimiz spor yaparsak o kadar çok moralimiz yüksek durur. Stresimiz azalmış olur. Yine raf ömrü uzun olan yiyeceklerden uzak olmamız gerekiyor. Raf ömrü uzun olanlar yani konserve tüketimini işte asitli içerisinde işte vakumlu yiyecekler, işlenmiş gıdalar, gıdalardan uzak durmamızı istiyoruz. Evde mayalanmış yoğurt tüketmemiz bizim tüketmemizi tavsiye ederim. Yine kefir tüketebilirler. Yine meyve ve sebzeyi de çok fazla abartmadan ama meyve ve sebzeyi de mevsiminde meyve ve sebze tüketilmesini tavsiye ediyorum. Ama orada da çok fazla tüketmemeleri gerekiyor. Porsiyonları azaltarak. Porsiyonlara dikkat ederek yapılması gerekir. Kırmızı et tüketimini çok abartmadan yağlı olanlardan değil de kırmızı et tüketimini de sağlayacağız. Yine balık tüketimi bizim için önemli. Yeşillikler önemli. Beyaz et önemli. Beyaz etinde hormonlu dediğimiz hani çok fazla hızlı üretilen değil de daha fazla işte özellikle tavuk tüketiminde işte gezen tavuktur işte şeydir yani köy tavuğu onları tüketmemizi isteriz ki çok fazla hormonla haşır neşir olmaması adına. Bunu söyleyebilirim. Stres dediniz, stresten uzak durması gerekiyor dediniz kişilerin. Peki kanser hastaları kendilerine hobiler elde etsinler mi? Kesinlikle. Çünkü evde durup hastalıkla böyle kendi kendilerine savaşırken o esnada stresle karşılaşılabilir. Kesinlikle. Yani işte bazen de içe çöküntü yaşanılabiliyor. Çevre bunun için çok önemli. Hasta yakınları çok önemli. Bununla ilgili neler söylersiniz hocam? Şimdi kanser hastalığına yakalanan hastalarımızın büyük bir kısmı daha hayatı boyunca hiç doktora gitmemiş bir hasta grubu. Çok aktif çalışan olabiliyor. Yani gitmemiş çünkü koşturmaktan vakti olmamış, gitmemiş. Ve aktif bir tempoda giderken hastalıkla ilgili tedaviye başladığı zaman hastalığın tedavisine bağlı yaşam kalitesinde düşmeler olur. İşte hastaya uygulanan kemoterapiler olsun, cerrahi olsun, yoğun tedaviler, radyoterapiden sonra hastanın tedaviye bağlı hayat kalitesi düşebilir. Ve hasta kendi günlük ihtiyaçlarının bir kısmını yerine getiremeyebilir. Halsizlik de oluyor mu hocam? En sık görülen halsizliktir zaten. Hasta tuvalet ihtiyacına gidemeyebilir. İşte yemekte iştahsızlık olduğu için, bulantıları olduğu için yemek yiyemeyebilir. Hareket edemeyebilir. Bunlar
onun stresini çok daha fazla arttırır. Moralini çok daha fazla bozabilir. Evin içerisindeki sosyal yaşam da çok önemli. Evet. Bununla ilgilenen mutlaka hasta yakınlarından birisi olmalıdır ki ona hani beslenmesiyle ilgili, bu tedavi sırasında onu yönlendirmesiyle ilgili birisinin mutlaka olması gerekir. Ona arkadaş olacak, onu destekleyecek birisinin mutlaka olması gerekir. Ben bu kadar yıllık hani onkoloji uzmanlığım sırasında en önemlisi hastanın morali de çok önemlidir ama hasta yakınları benim için çok daha önemli. Bizim hasta yakınlarını da desteklemeye durumumuz oluyor. Çünkü hasta yakınları hastanın hastalığını kendisine söylemiyor, içine saklıyor, evet. Gizlemek durumunda kalabiliyor. Daha fazla üzülüyor, daha fazla enerjisini kaybediyor. Onun için onları doğru yönlendirmemiz çok önemli. Kanser hastalığının tedavisinde hasta psikolojisi her şeyden çok önemli. Hastanın tedaviyle bu hastalıktan kurtulacağına inanması önemli. Tedavinin başarıya ulaşmasına inanması önemli. Buna inanmazsa biz en iyi tedavileri de yapmış olsak, güncel tedavi yani en yüksek cihazlarla yani en kaliteli yan etkisi en az olan radyoterapi cihazlarını da kullansak, akıllı ilaçlar da kullansak, en iyi cerrahisini de yapmış olsak hasta buna inanmadığı müddetçe direnci düşer, hayata bakış açısı düştüğü zaman da tedavi başarımız o kadar düşebilir. Onun için hastanın morali bizim için çok önemli. Mutlaka psikolojik destek almalarını öneriyorum. Bizler kurum içerisinde bütün ekip olarak teknikerimizden, radyasyon fizikçilerimize, hasta kabul elemanlarımıza, işte personellerimize kadar hepimiz onlara elimizden geldiğince doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Ama bu psikolojik destek hasta için çok önemli, onu söyleyebilirim. Gerektiğinde ilaç desteğine de ihtiyacı olabiliyor. Onun için de çünkü hastanın kullandığı zaman zaman kullandığı kortizonlu kortikosteroid tedavileri oluyor. Kullandığı ağır hani böbrek yetmezliğine böbreğini bile yoracak tedaviler olabiliyor. Bunlarla ilgili de mutlaka hani hastanın moralini, desteğini üzerimizden almamamız gerekir. Onu söyleyebilirim. En önemli budur kanser hastalığı evet. için. Peki hocam, kişi kanser hastalığı ile karşı karşıya geldi. Tedavileri gerçekleştirildi. Ve süreç gayet iyi ilerliyor. Evet. Tekrar kanser hastalığı ile karşılaşma riski var mı? Kanser hastalığının tedavisinden sonraki ilk 2 yıl çok önemlidir. İlk 2 yıldaki takiplerimiz çok önemlidir. Evet. Hastalığın tekrarlama riski en yüksek olduğu dönem ilk 2 yıldır. Ben tedavimi oldum, artık bütün bağımı kopardım, kenara çekileyim dememek lazım. En ufak bir şikayetimiz de olduğunda veya tedavi eden doktorlar düzenli bir şekilde bizi kontrole çağırdığında o kontrollerden kaçmamamız gerekir. Bu birincisi. İkincisi, bundan sonraki dönem ilk 5 yıl bizim için çok önemli. 2 yıldan sonraki 3 yılda kontrolleri düzenli bir şekilde yaptırmaları gerekir. O 2 yıl içerisinde kontrollerini sanki tedavi hiç bitmemiş gibi devam edecek. Evet, 3 ayda bir kontrollerimiz oluyor, 4 ayda bir kontrollerimiz oluyor. Bu kontrollerimizi yaptırmamız gerekir. Bir de çok böyle stresli bir durum yaşadıysak, aile içerisinde bir farklı birisini kaybetmişsek, çok üzücü bir olay yaşamışsak, bu tür hani kendimizi, moralimizi çok düşkün hissediyorsak da kontrolleri, check-up'ları daha sık yaptırmamız gerekir. Daha fazla dikkatli olmamız gerekir. Onu söyleyebilirim. Hocam, anlatımlarınızdan ben şunu anladım ki stresten bir nebze olsun uzak duracağız. Kesinlikle. Yani şartlar ne olursa olsun moralimizi hep üst düzeyde tutacağız. Moral çok önemli. Moral ve inancımızı kaybetmememiz gerekir. Yani kişinin şunu söylemesi gerekiyor. Ben bu hastalığı atlatacağım. Ben bu hastalığı yeneceğim. Ben bu hastalığı atlatacağım. Aslında içinde kendisi savaşacak yani. Kesinlikle. Hastalıkla savaşacak, hangimiz yenersek diye. Evet. Sen mi yeneceksin hastalık yoksa ben mi yeneceğim diye. Burada aslında galip gelen de kişi olur. Kesinlikle.
o içerisindeki o savaşta kazanmasını öneriyorum. Evet. Ve bunun için de gerekli... Çünkü bütün imkanlar kendisinin elinde. Kesinlikle. O yani yemesine dikkat ederse, sigara kullanmazsa, çevresel faktörler dediğiniz bu çok önemli. İmmün sistemini güçlü tutarsa ve her şeyden önemlisi moralini de yüksek seviyede tutarsa... O zaman tedavi başarısı çok daha yüksek olur diyebilirim. Evet. Sevindirici sonuçlarla da... Yüz güldürücü sonuçlarla da alırız. Evet. Yeter ki kendisini iyi hissetsin kesinlikle, kişi. Kesinlikle. Söyleyebiliriz. Ve tabii şu da çok önemli hocam. Sizin de biliyorum ki ben üstünde çok hassasiyetle durduğunuz konu. Telefon görüşmelerimiz evet. olsun. Yani hastalıkta bu da çok önemli. Evet. Radyasyondan uzak durulması gerektiğini birçok defa sizden dinlemiştik hocam. Evet. Peki bununla ilgili izleyenlerimizi bilgilendirir misiniz? Önemli bir detay, önemli bir konu. Sigara kadar önemli bir konu. Evet. Cep telefonu kullanımına çok dikkat etmemiz gerekir. Cep telefonu kullanımını bilmemiz gerekir. Nasıl, ne şartlarda kullanımını, bize zarar vermeyecek şekilde nasıl kullanmamızı ile ilgili birkaç tane size tavsiyem olacak. Evet. Özellikle 8 yaşın altındakilere cep telefonuyla bağlantısını kesmemiz gerekir. Evet, anneler çok önemli mesajlar alıyoruz Züleyha Hocam'dan şu anda. 8 yaşın altında çocukların vücudundaki su oranı daha yüksek olduğu için cep telefonundaki elektromanyetik sinyaller çocuğun vücudunu anten gibi kullanır. Evet. Ve o yüzden çok fazla cep telefonuyla haşır neşir olmasını istemiyoruz. Bunun üzerinde olanlarda da sadece mesajlaşmak için izin verebiliriz çocukluk çağındakileri. Bizler için de cep telefonunu özellikle akşamları internet bağlantıyla koparmamız gerekiyor. İnternet bağlantısının olmaması gerekiyor. Çünkü vücudumuz uyku sırasında vücudumuzun uyku sırasında dinlenmeye geçtiği rest dönemidir. Ve o dönemlerde de çok fazla elektromanyetik sinyale maruz kalma vücudumuza zarar getirebilir. Bunun için bu çok önemli. Bizim bulunduğumuz odadan başka bir odada bulunmasını öneriyorum. Yine kapalı alanlarda cep telefonuyla görüşme yapılması çok sağlıklı değil. Özellikle asansörde giderken, işte şehirler arası yolculuk yaparken, uzak yerlere yolculuk yaparken kullandığımız cep telefonunda ilk sinyal alınana kadar baz istasyonu ile cep telefonumuz arasındaki bağlantı çok daha fazla olacağı için, kapalı alana sinyal ulaşımı daha fazla olacağı için bizim vücudumuza gelen elektromanyetik sinyaller çok daha fazla olur. O yüzden kapalı alanlarda ve işte şehirler arası seyahatlerde cep telefonu kullanılmasını önermiyoruz. O da o seyahat sırasında bir baz istasyonundan diğer baz istasyonunu kullanırken bu sefer yine vücudumuza çok fazla zarar dokunabilir. Yine telefonu ilk açtığımızdaki elektromanyetik sinyal çok daha yüksektir. O yüzden vücudumuzdan uzak bir yerde tutmamız gerekir. Kablolu kulaklıkla görüşme yapmayı öneririm. Telefon görüşmelerinde kulaklıkla görüşün diyorsunuz. Kulaklık zarar görmemek için. Zararı en minimuma indirmektedir. Özellikle hamilelerin cep telefonu kullanımını kısıtlamasını öneririm. Bunları ne kadar minimuma tutarsak o kadar vücudumuza zararı az olur. Onu söyleyebilirim. Ne kadar teknoloji yüksek telefonlar olursa o kadar çok zararı yüksek olur. Evet. Ne kadar teknolojiden uzak olan ev telefonlarının kullanılması işte elektromanyetik sinyali o kadar düşürür. Hocam internet olmayan telefonlar vardı bir dönem. Yani evet, onların ne kadar düşük şey olursa, özelliği olursa o kadar bize az zarar verir. Ama maalesef günümüzde bunu evet, mümkün değil. Ve hatta şunu da yapıyoruz hocam, maalesef ki bu söylediklerinizi şöyle göz önünde bulundurarak da yatarken telefona bakıyoruz, kapatıyoruz. Yastığımızın altına sabah kalkar kalkmaz yüzümüzü yıkamadan telefon alıyoruz acaba ne var ne yok diye. Evet,
Bunlardan hep minimuma indirmemiz gerekir. Bunları söyleyebilirim. Evet. Bunlar çok önemli detaylardı evet. Hocam. Hani gerek normal hayatımıza gerekse hastalıkla karşılaştığımız zaman da çok önemli mesajlar ve bilgiler verdiniz bize. Tabii çağın hastalığı obezite. Evet. Çağın hastalığı obezitenin getirmiş olduğu hastalıklardan birisi de yine kanseri konuştuk hocam. İşte sigara dedik. Her zararlı içeceğin, her zararlı şeyin insan sağlığına büyük bir zarar var. Kesinlikle. Ve sonrasında da üzücü sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Evet. Obezite önemli tabii ki. O beslenme bozukluğundan, evet. Düzensiz beslenmeden kaynaklanan metabolik hastalıklar. Yine sigara kullanımı önemli. Bunlar gıda tüketimi diyoruz gıda, mesela. Tabii işlenmiş gıdaların tüketilmesi. Bunlar çok hastalığa zemin hazırlayan durumlardır. Anne mutfağından uzaklaştık hocam. Evet. Tencere yemeğinden uzaklaştık. Fast food yiyecekler tabii ki en zararlı yiyecekler. Onları söyleyebiliriz. En büyük, dünyada en büyük, en fazla görülen hastalıkların ikincisi kanser hastalığıdır. Birincisi kalp damar hastalıkları. Evet. Kalp damar hastalıkları çok daha fazladır. Çok daha fazla kişide hastalık oluşturmaktadır. İkinci sırada kanser hastalığı geliyor. Bu da çok büyük bir rakam sonuçta. Evet. Onun için ülkemizde yılda ortalama 200 bine yakın kişiye, 150-200 bin arası kişiye yeni kanser teşhisi konmaktadır. Bu çok büyük bir rakam. Ne kadar erken teşhis edilirse tedavi oranı o kadar yükseleceği için check-up yaptırmaktan kaçınmamamız gerekiyor. Hasta doktora gitmekten kaçmamamız gerekiyor. Peki neden hocam? Şöyle bir şey, biz nedense hep son anda gideriz doktora. Evet. İlla ki çok büyük bir rahatsızlık geçirdiğimiz zaman genelde doktora gideriz ama sonrasında da işte belki bir kanser riskiyle karşılaşıp birkaç evreden sonra doktora gideriz. Evet. Gördüğümüz şikayetleri iyimser davranıyoruz. Evet. Bu zaten bende olan şey. Geçici olabilir geçici diye düşünebiliyoruz. Ben korkulardır. İçimizdeki korkular endişe. Doktora gitmekten bir endişeleniriz ama ekranda izlemekten keyif oluyor. Aynen. Evet. O yüzden doktora gitmekten endişelenmemek gerekir. Bir de mutlaka şunu da önermeyi altını çiziyorum. Şunu söyleyebilirim. İnternet üzerinden sağlık hizmeti alınmamasını öneriyorum. Evet, önemli bir bilgi bu da. Bilgi kirliliğini de engelleyelim hocam. Çünkü orada yazılan çizilenler, orada gördüklerimiz kesinlikle bir hekimin yani o kişinin hastalığıyla hiç alakası olmayabilir. Ama orada görülen bilgiler, yanlış ve eksik bilgiler kişiyi yanlış yönlendirir. Ve teşhisin çok geç zamanda sağlanmasına sebep olur. Çok geç vakitte teşhis konduğu zaman tedavi başarısı da çok fazla düşer. O yüzden hemen elimize interneti açıp da işte şu belirti var nedir falan diye içimizi rahatlatacak diye bilgilere başvurmamamız gerekiyor. Bu işin uzmanı olan kişilere evet. Gidilecek. Uzmanı olan kişiler gerekli muayenelerini yapacak, gerekli görüntülemelerini yapacak. Ondan sonra bizi yönlendirmeye Hocam herkes Google doktora girip baksaydı size yıllarca okumuşsunuz tıp alanında kendinizi geliştirici yıllarınızı varmışsınız mesleğinize kaçıncı yılınız hocam nereden baksanız bir yani 20 yıllık bir süreç. Peki sizler buradayken, evet. Sizler bizlerin tedavilerine cevap verirken neden elimizde internetten hemen kendi hastalıklarımızı araştırırız? O endişe, korku belki o şekildedir diyebilirim ama bunları yenmek gerekir. Evet. Ve böyle kulaktan dolma bilgilerle kendi sağlığımızı tehlikeye atmamamız gerekir. O yüzden de mutlaka uzman kişilerde muayenemize olmamız gerekir diyebilirim. Evet, güzel bir mesajdı Züleyha Hocam'ın vermiş olduğu mesaj. Kulaktan dolma bilgilerle kendi sağlığımızı riske atmayalım. Komşunun başına iyi gelen bir ilaç belki de bizim bir hastalık habercimiz olabilir. Kesinlikle. Belki bir organımızı kaybetmeye sebep olabilir. Evet. Belki böbreğimizi kaybedeceğiz, belki bir karaciğerimize zarar verecek. O ilaç sonuçta bir böyle mucize bir ilaç değil. Yani her ilacın
tedavi yönü farklıdır. Bir kişiye sağlığı için kullanılan o ilaç bizim başka bir kişi için zehir niteliğinde olup ölümüne kadar neden olabilir. O yüzden uzman kişilerden uzaklaşmamayı tavsiye ederim. O şekilde diyebilirim. Ve hocam tabii kanser hastalığının tedavilerinden bahsederken cerrahi işlemler de vardı. O cerrahi işlemlerde son evrelerde mi oluyor yoksa hocam? O tümörlü bölgeyi çıkarttırıyor musunuz? Tabii sizin branşınız radyoterapi ama radyasyon ama. Cerrahi genellikle erken evre dönemlerde çıkarılma işlemidir. Çünkü ne kadar tümörün yerleşimi itibariyle çevresindeki sinirlere, damarlara uzaksa, küçükse çıkarılma olasılığı o kadar çok yüksek olur. O yüzden öncelikle cerrahidir. Ondan sonra eğer cerrahi olarak çıkarılamayacak durumdaysa, çevresindeki dokulara yapışmışsa, evet, kritik organ dediğimiz hayati organlara çok yakınsa, diyelim ki tümör kalbe çok yakın, arkadan zincir kemikleri dediğimiz oradaki sinirlere çok yakınsa, yemek borusuna çok yakınsa, soluk borusuna çok yakınsa, bağırsakların içerisinde perforasyon dediğimiz delinmeye sebep olacak kadar büyümüşse, o zaman cerrahi yapılması risk oluşturur. O zaman hasta için ikinci, üçüncü tedavi yöntemlerine geçmemiz gerekir. Bunlar da kemoterapidir, radyoterapidir. Bunları işte kemoterapi içerisinde hormonoterapi var, akıllı ilaçların kullanımları, evet, var, çok geniş bir yer. Kişinin hastalığına göre siz o tedavi yöntemlerini uyguluyorsunuz. Tümörün patolojik tipine göre o tedaviler uygulanıyor. Radyoterapi de yine hastanın erken evresinden ileri evresine kadar her evrede tedavi olarak kullandığımız bir tedavi yöntemidir. Kanser tedavisi yöntemidir. Hastanın yaptığımız radyoterapiyle tümörün DNA'sına etki edip orada üremesini engellemeye çalışıyoruz ve büyümesini ortadan kaldırıyoruz. Çevreye yapışıklıklarını ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Tümörün çevresinde oluşan ödem dediğimiz inflamatuar bir olay gerçekleşiyor. Tümörün kitlesinden ziyade çevresindeki organları ittiren bir oluşum ortaya çıkabiliyor. Onları radyoterapiyle düşürmüş oluyoruz, küçültmüş oluyoruz. Hastanın en önemlisi de hayat kalitesini artırmış oluyoruz. Hasta idrarını yapabiliyor, büyük abdestini yapabiliyor, yemek yemesini artırabiliyoruz. Bunlar çok önemli şeyler. Evet, sağlıklı yaşama tekrar dönüş yapıyor. Evet, öksürürken kanamaları varsa kanamasını durdurmaya sebep oluyoruz. İşte başında, beyinde tümörler varsa, işte görme bozukluğu varsa radyoterapiyle birlikte görme bozukluğunu ortadan kaldırıyoruz. Baş dönmeleri varsa tümör küçülmesine bağlı baş dönmeleri ortadan kalkıyor, mide bulantıları ortadan kalkıyor. Bunlar tümörün yerleşimine göre yaptığımız radyoterapilerde elde ettiğimiz güzel başarılar diyebilirim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çünkü hastalarınızdan almış olduğumuz o güzel mesajlar, çok başarılı bir hekim olduğunuzu ve doktor hasta ilişkisinden ziyade bir aile ortamında olduğunuzu biliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam vermiş olduğunuz mesajlardan ve bilgilerden dolayı. Sağ olun. Evet, kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, bir programımızı yine sonuna geldik. Bugün Kanal 58 ekranlarında Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesinde Şifa Kapısı programımızın konu radyasyon onkoloji uzmanı uzman doktor Züleyha Kadehçi bizlerle birliktelerdi. Birçok konuya değindik. Kanserle ilgili merak ettiğimiz birçok sorumuzun cevabını kıymetli hocamızdan aldık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ve siz değerli Kanal 58 izleyenlerimize ne diyoruz? Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde
24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.